Selamünaleyküm değerli Tayfiremiz. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü videomuzu da başlatıyoruz. Bugünkü videomuzda eşimle değerli Tayfiremiz. Dün birazcık iş videoları paylaştı. Bugün de Şenay'ın yaptığı tarifleri özlüyorsunuz. Bugün de değişiklik olsun dedik ve sizlere bir tarif videosuyla karşınızda olmak istedik. Bunu da gerçekten çok soruyorsunuz. Hepinizden de Allah razı olsun. Evet hayatım, bugün ne yapıyoruz? Bugün çok kişinin istediği, tabii bana da uyan bir pasta yapacağım. Gelin pastası. Hı Önce kekimi hazırlayacağım. Başka malzemelerimi hazırladım sen dışarıdayken. Önce malzemelerimi sayayım kekim için. 4 yumurta, bir tane kabartma tozu, Evet. bir tane vanilya, bir su bardağı toz şeker, bir su bardağı un. Şunda da yarım vardı, o yüzden hani bunu da içine dökeceğim. Kekimi ıslatmak için buraya 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı da şeker koydum. O soğuk olacak. Kekimden de ılıdığı zaman üzerine koyacağım. Zaten yine çekeriz. Muhallebisi için de 1 litre süt, bir su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı da, yok 2 yemek kaşığıydı bu da. 2 yemek kaşığı da nişasta, bir tane de vanilya. Bu soğuduğu zaman da tekrar üzerine koyacağım. Ne bunun adı ya? Krem şanti. O zaman biz kekimize başlayalım. Kekimi atacağım fırına, sonra muhallebimi yapacağım. Evet. Unutalım. Şimdi bunları yaparken ben hem sohbet tadında sizlere söylemiştim. Çok sormuştunuz değerli takipçilerimiz. YouTube kazancı ile ilgili hani bunlarla ilgili yol gösterici bir video istemiştiniz. Hem tarif kısmında biliyorsunuz bizim tariflerimiz genelde bir de böyle ekstradan sizlere açıklama şeklinde oluyor. Ben çok seviyorum bunu. Eşim bir yandan yaparken ben de sizlere onlardan bahsedeceğim Allah'ın izniyle. Eşim karıştırmasını yapsın. Ben sizlere yavaş yavaş anlatayım. Evet değerli tariflerimiz biz yaklaşık olarak 4. ayı bitirdik ve 5. aya doğru gidiyoruz değil mi hayatım? YouTube işinde. Biz başlarken açık konuşalım. Bunu bir gelir kapısı olarak düşünmedik ilk başlarda. İşin detayını sizlere vermek gerekirse bu kadar yükseleceğimizin, buralara geleceğimizin hesabını hiçbir zaman yapmadık. Biz sadece bizim için bir hobi olsun, bir yalnızlık çekmeyelim. Bir yaşam mücadelesi vereceğiz köyde. Onu da sizlerle paylaşmak istedik açıkçası. Çok mu ses yapıyor hayatım? Biraz ses yapıyor değil mi? Çok karıştıracak mı? Yani. Neyse tamam bitince devam ederiz. Sen onu karıştır. Sen konuşmanı yap istersen. Başka odaya git. Sabitle telefonu. Şu an bayağı çırpacağım. Öyle mi? Ses Tamam o yapacağım. zaman ben dışarı çek. Evet değerli tarihçilerimiz en uygun yeri burasını buldum. İnşallah sizlere bu konuyla ilgili de çok çok fazla mail aldım, mesajlar aldık, Instagram'dan soranlar oldu. Hani tabii ki bazıları da diyebilir hani neden paylaşıyorsunuz gibi. Tabii tam detaylı paylaşmam yasak aslında. YouTube gelirle ilgili bir açıklama yapmam da yasak. Neden bilmiyoruz. YouTube bu tür içeriklere bazen engel koyabiliyor. Tam net rakamlar verdiğin zaman sıkıntı çıkabiliyormuş. İnanmayan takipçiler falan olursa gidip araştırabilir ama benden yol göstermemi isteyenler oldu. O yüzden dolayı kısaca böyle bir sizlere açıklama yapmak istedik. Mecburiyetinde de kaldık aslında. Çünkü çok sorduğumuz, rica edenler oldu. Dediğimiz gibi biz 5 ay oldu bu işe başladı değerli takipçilerimiz. İlk başlarda biz bir hobi olarak yani hobi dediğimiz yaşamımızı paylaşabileceğimiz, kendimizi izletebileceğimiz hani iyimizi kötümüzü sizlerle paylaşabileceğimiz bir platformla videolar çekip paylaşmak istedik. Bunu en iyi yapan da YouTube'du zaten. Benim de birazcık hevesim vardı açıkçası. Hem de ben burada güzel bir şeyler başarırken birilerine de yol göstermek istedim. En büyük amaçlarım buydu ve bunu başardığıma da desteklerinize inanıyoruz. Gerçekten çok güzel yerlere geldik. Gerçekten çok güzel şeyler yaptık. İyisiyle veya kötüsüyle tabii ki herkesin bir yaşam sıkıntısında olumlu durumlar olabilir. Yaptığın işlerde olumsuz durumlar olabilir ama bunun üstesinden emin olun en iyi şekilde gelmeye de söz verdik kendimize ve geleceğiz de. Hiçbir zaman da hayatta pes etmeyeceğiz tabii ki. Herkesin her zaman bir belki kameralarda her zaman bir iyi tarafımız gözükebilir ama inanın herkesin bir yaşamı vardır ve herkesin bir sıkıntısı vardır. Sonuç olarak bir aile olduk. Dediğim gibi değerli tavsiyelerimiz. Hani biz ilk başlarda bunu bir gelir kaynağı olarak düşünmedik ama belli bir aydan sonra baktık ki hani biliyorsunuz reklam izlenmeleri açılıyor ve sizler reklamları izledikçe bizler para kazanmaya başlıyoruz ve bunlar artık
gerçekten güzel bir kazanca dönüşmeye başladı. Ben bu şekilde söyleyeyim yani aylık 5.000 TL ile 10.000 TL civarı arası bir ücret söz konusu oluyor şu anki durumda. Bu da gerçekten bir aile Türkiye gibi bir yerde şükredilecek güzel bir paraya diyebiliriz yani. Emin olun bu gelirleri çok güzel yerlere harcadık ve harcamaya da devam edeceğiz biliyorsunuz. Planlarımız olacak. Ben tabii ki isterim. Her zaman da desteklerim. Bu tür işlere merak olan takipçilerimiz varsa ben her zaman beklerim. Bana ulaşsınlar. Köye taşınıp böyle bir şey. Çünkü neden? Şimdi ben farklı bir hayatı yansıtırım. Sen gidersin köyde bir farklı insan hayatı yansıtırım. Ama şunu hiçbir zaman deme. Ben bu işi yapamam deme. Emin olun ben bile şaşmıştım yani. İlk videomu attığım zaman ilk videomun sabah uyanıp 20-30 bin 40 bin kişinin izlediğini görünce çok çok fazla böyle duygulanmıştım. Dedim ki tamam bu iş olacak herhalde. Ben bu yolda devam edeyim ve hayatımı paylaşmaya devam edeyim gibisinden. Bilemezsiniz. Dediğimiz gibi bizim hayatımız belki takipçilerimize farklı gelebilir. Senin hayatın farklı gelebilir. Senin de takipçin artar. Senin de belki istediğin seviyelere gelebilirsin. Ama burada en önemlisi çıktığın yolda vazgeçmemek. Vazgeçersen ve bunu kötü olarak yansıtırsan dediğimiz gibi belki istediğin başarıya yolunda devam edemezsin. Örnek söyleyeyim mesela biz burada doğal ürünler yapmaya başladık. İşlerimiz çok güzel gitti ama birkaç kargo sıkıntısından sonra ne yaptık? Mesela siparişleri durduk ama dediğimiz gibi başkalarının hakkına da giremezsiniz ve çıktığınız yolda da yanlışlar yapmaya devam ederseniz bu şehir insanlar sizi sorgusuz sualsiz yanlış tanıyacaktır. Emin olun. Ben mesela yapılan olumsuzun da arkasında durmaya iyi ve kötü her şeyi aktarmamız lazım ki karşı taraftaki insanlar sizi yanlış tanımasın ve olduğu gibi tanımaya da devam etsin. Her zaman dediğimiz gibi iyisiyle kötüsüyle her şeyi yansıtırsanız emin olun durumlar istediğiniz yere gelecektir. Bu konuda fazla açıklama yapmaya uzun tutmaya da sizleri de sıkmak istemiyorum. Bana soran takipçilerim olmuştu. Dediğim gibi sadece YouTube için YouTube'a güvenip de hayatınızı devam ettirmeye çalışırsanız emin olun çok büyük yanlış yaparsınız. Bugün bu yarın var bir gün yok. Mesela örnek söyleyeyim bir rahatsızlığın oluyor 5-6 gün bir haftaya yakın video atamıyorsun. Anlatabildim mi? Hayatını YouTube'a bağlamayıp da eğer gelip bunu bir hobi olarak başlayıp ve sen burada belli bir hayatını kurduktan sonra iş hayatını devam ettirip bir de ekstradan YouTube'a başlayıp devam edersen iki taraftan gelirin olur ve seni çok güzel yerlere getirir. Hedefine ulaşırsın. Benimki şu anki yaptığım bu. Allah'a şükür. Yapmaya da devam edeceğim. Beni destekleyen çok büyük takipçilerim var. Tüm takipçilerimden Allah razı olsun. Bu konudaki açıklamamız bu kadar. Fazla uzatılacak bir durum söz konusu değil. Merak eden takipçilerim için hani çok büyük merak edenler için hani mesela aylık tam net kazancımı görmek isteyen takipçilerim özelden yazarsa hepsine gönderirim açık şekilde. Ama YouTube'dan paylaşmam benim için sıkıntı yaratıyormuş kanalım için. Telif veya bir kapama durumu söz konusu olabiliyormuş. Onun için bu konudan dolayı özür diliyorum. Ama dediğim gibi başlamak isteyen ve yol göstermemi isteyen takipçilerim varsa ben her zaman desteklerim. Bu konu hakkındaki açıklamamız da bu şekilde inşallah sıkmamıştır. Şimdi gidelim hep beraber Şener tatlısını yapıyor. Onu çekmeye devam edelim. Evet Tamam, başlayalım. hayatım ben konuşurken sen hazırlamışsın bile. Diğer türlü insanın böyle kulakları gıcık oluyor vallahi. Ben öyle hissettim. Bayağı ses yapıyor ya. Kamerada çok çekiyor sesini. Evet. Ne güzel gözüküyor hayatım şöyle. Ne dedik biz bu kekin ismi? Gelin pastası. Gelin pastası. Evet. Yeni gelin pastası. Yeniliğim gitti mi? Yeni mi eski mi bilemiyorum diyor ama. Eski değil canım o kadar değil. Bu ıslak bir şey mi oluyor? Şimdi hayatım bunu Bunu tamamladım. ben sobaya götüreceğim. Sobada pişireceğim. Tamam. Gel gidelim. Sobamıza gidelim. İçini çok soğutmadan hemen Şimdi bu pişerken ben muhallebimi hazırlayacağım. tamam onu da hazırlayalım. Gel. Evet
Şimdi hayatım ne yapıyoruz? Hani bir şey yapacağım. Neyse suyu al ateşini. Bunu üstüne yapacaksın değil mi? Hı hı. Kakaolu mu olacak bu? Yok. O ne? Şey işte. Bu nişastaydı. Ha. Başka bir şey yok. Bu şey. Pişip koyulaşınca en son şeyi koyacağım. Ben şantiye koyacağım. Tamam. O zaman bunu da yaptıktan sonra en son görüşürüz. Aynen. Evet, ben pasta yaparken annem de turşu yapıyor. Evet, turşumuz bitti kızım. Turşumuz da olmuyor. Şu beyaz yelini hafif dolması artık onlar. Hmm. Beyaz yelini bugün. Döner usta lahana. Güzel oluyor aslında. Siyemem yok da anne. Lahana da güzel oluyor anne. Hı? Lahana da güzel oluyor. Hazırdan yine bu iyiydi. Bir alayım, dün bir de almadım. Kendilerine yaptım. Sarımsak yeter değil mi burada? Yeter anne. Hı. İyi ya. Döner şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Aralarına kas kas koyuyor. Daha iyi oluyor. Bence suya da koyuyor. Keke ufa emanet ettim. İyi hadi ben miyim mi? Şeyi altında kıstım. Şeker hamur şeyi de yumuşatmaz sertleşir. Turşu şeker ama. Hazır da niye oluyor? Abi alma alma bir şey. Evet. Ne sevim değil mi lahana? Ben lahana ve bir de salatalı zaten. Değerini sevmiyorum. Bir de havuç. Ne yapınca bir şey değil, kaç para havuç şeyler. İçinde 4 tane salatalı. Havuç iyi oluyor mu? Ablam oluyor. Birkaç tane atayım. Var mı orada ise havuç? At. Getirsene. Ben alayım nerede? Dur. Bir tane getireyim mi? He he getir. Ortasına koyup atayım. Aklıma geldi yoktu değil şey etmedi. Yeter bari. Görebiliyor musun kapağı? Sirkeni mi? Hı-hı. Sen yıka bana ver şimdi. Yıka bana. Kıtır kıtır doğra işine. Hı-hı. Yanmasın hem renk de veriyor böyle. Ehe. Bu arada aygazımız da bitti değerli takipçilerimiz. Onun için bir bakkala gidelim gelecek aygaz. Dışarıyı ufuk diye bana sen git. Dışarıyı size şöyle göstereyim mi? Kar yağıyor. Kar yağdı. Şu an eridi. Hava soğuktu. Soğuk oldu mu? Tamam. Hiç kusurmaz. Hemen hasta oluyor. Ben değil sen git. Süt. Neydi bisküt çocuğu muydu anne? Allah'tan küçük tüp imdazımıza yetişti. Tamamladım anacığım. Arasına koymaya gerek yok. Yok yok öyle de oluyor. Kaç gün dedik bekliyor dedik çıtır çıtır. Lahana. Ayaz ayaz her yer. Evet. Bahara kaldı buranın kışı.
Sirke döktüm. Tamam değil mi annem? 3-4 güne kadar döner o yer. Kameramızı diyordum değerli tabircimiz. Kameramız bozuldu. Hafıza kartından dolayı. Telefonla çekiyoruz. Hani eğer bir seste falan sıkıntı varsa kusura bakmayın. Birkaç tane çektik aslında. Paylaştık işte, bir sıkıntı olmadı ama. Oluyordu ki bazen de temel bir şey oldu mu? Artık iş yapmıyor. Bu kadar değil mi ana? Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Yeğenleri de. Evet değerli takipçilerimiz, şimdi bunu dökecek eşim de. Önce şöyle bir aparat al dedik. Çalsı bana. Zorlanıyor. Koydum. Dur bakayım. Bakın bakayım ne kadar oldu. Biraz daha yap da bir şey yapalım. Sesi belki rahatsız etmiş olabilir ama. Aynen. Hep beraber dönemi söyleyeyim. Evet hayatım. Güzel bir tatlı yaptığın gibi gözüküyor yine bakalım. Muhallebin tadı çok hoşuma gitti. Ben pastanın tadı hoşuma gitti. Arada kokusu çok azıcık güzel. Azıcık var mı? Yok yok. Sen yokken ben bunu biraz yaptım. Dışarı çıktım. Güzel oldu ha. Şimdi bunun üstüne şey koyacağım. Hindistan cevizi. Bu kadar değil mi şimdi? Bu kadar bu kadar. Hindistan cevizi koyacağım. Hı-hı. Şunlardan işte ararı koyacağım. Fındıkta. Tamam. Kolakta bir saat bekleyecek. Oh. Sonra. Mis. Şimdi koyacağım mı Hindistan cevizini? Hı-hı, koydum. Bu kadar yiyeceğim. Sıcak koyuyorsun değil mi bu muhallebi? Sılık zaten. Önce şeye annem arkada fındık yiyor. Fındık yürüdü yani arada. Tamam be. İçine de bunu dökeceksin değil mi? Bunu ara ara koyacağım. Hani şey servis ederken. Üzerine koyacağım. Sular bitmiş bir şey daha var. Yeter herhalde benim. Ondan şey alayım ya. Yürüdüyor fındıkları. Fındık tazeymiş ama ha. Gayet hoş oldu ha. Tut bari şöyle.
Oo. Eline sağlık hayatım. İnşallah afiyet olun. Evet değerli takipçilerimiz. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu. İnşallah severek izlersiniz. Dışarıda havalar kötü. Isınana kadar tarifli videolarımız olsun, ev hayatıyla ilgili videolarımız olsun gelmeye devam edecek inşallah. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selametle kalın. Hoşça kalın.